Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Sedat Peker'e sorduğu soruların cevaplarını okuyucularıyla paylaştı. Avukatı aracılığıyla Peker'e ulaştığını belirten Saymaz, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkisi Sedat Peker'i nasıl etkiler sorusuna Sedat Peker, Dubai'nin kendisinden başka video çekmemesi konusunda teminat aldığı cevabını verdi. Peker bu ülkede kaldıkça video çekemeyeceğini belirtirken, Dubai'de şirket kurduğunu ve 3 yıl oturum izni aldığını açıkladı. Öte yandan Saymaz, Sedat Peker'in saray ve Dubai arasında yaşandığını belirtilen pazarlık iddialarına ilişkinse iade edileceğini düşünmediğini söylediğini aktardı. Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde. Birleşik Arap Emirlikleri Peker'e başka ülkeyi kötüleyen video çekme dedi. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile giderek yakınlaşması halen bu ülkede bulunan Sedat Peker'in akıbetini nasıl etkiler? Peker'in varlığı iki ülke arasında bir pazarlığa konu ediliyor mu? Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalabilecek mi? Video çekebilecek mi? Bu soruları avukatı aracılığıyla Peker'e yönelttim. İşte yanıtlar. Pasaportumun iptal edildiği tarih, belki başka bir ülkeye geçebilirim diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan 3 çocuğum haricinde ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan İçişleri Bakanı talimatı ile iptal edildiler. Dubai'de şirket kurdum. 3 senelik oturum aldım. İş insanı olarak bulunuyorum. Pasaportum iptal edildiği için başka bir ülkeye gidebilmem mümkün değil mücadeleyi bırakmış değilim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin görevli memurları bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkanlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var. Hakkımda kırmızı bülten karar yok. Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. Birleşik Arap Emirlikleri hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş birçok iş adamı ve devlet başkanı hala bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da benim yapacaklar. Asla inanmıyorum dediğini aktardı.